Evet, şimdi malzeme olarak öncelikle hemen Shimano'nun yağını gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi orijinal yağ. Şöyle şurasında da Shimano hidrolik mineral yağ diye geçiyor. Evet, farklı yazılar var. Onun haricinde Alyan'a ihtiyacımız şey açısından olacak. Alyan'ı nerede kullanacağız? Fren şu anda gördüğünüz üzere eğik duruyor. Bu eğikliği tabi bunu düz yapmak lazım freni, çünkü yağın akmaması lazım. Ters akabilir. Onun haricinde neyi kullanacağız? O frenin şeyini açmamız için bir 2 mm bir Alyan'a ihtiyacımız var. Ve Alyan'a takacağımız şey şimdilik dursun. Evet. Onun haricinde şırıngalara ihtiyacımız var. Şimdi bir şırınga ve onun iğnesini yağı buradan alıp şu tüpe, bir şırınganın da tüpüne dolduracağız. Bu tüpü de gideceğiz şuradaki yere yerleştireceğiz ve bunu iyice buraya sabitleyeceğiz. Ve işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi yağımızı hemen alalım. Bu şeyimizden. Şöyle dolduralım. Evet, şöyle doldurduk. Şimdilik bu böyle dursun. Tüpümüzü alalım hemen. Önceki bir işlemimiz daha var bundan önce. Benim frenin yeri biraz değişik olduğu için şuradan hemen gevşetelim. Bunu niye alta koyarsınız ki? Evet, şöyle frenimizi dik bir konuma getirelim. Hemen frenimizin yerini açalım. Sonra tüpümüzü yerleştirelim. Şöyle biraz sıkalım onu. Gerçekten buraya oturuyor yani böyle sıktığınız zaman. O açıdan şırıngalar bu iş için ideal gayet. Şimdi evet, biraz basalım. Şöyle içinde fazlalık sular, fazlalık yağlar daha doğrusu çıksın. Böyle bunlar artık rengini kaybetmiş iyice. Bakın böyle çıkıyor ama tabii videoda ne kadar görünür bilmiyorum. Şöyle hafif hafif geliyor. Evet, daha gelmiyor galiba. Şu anda ben daha çıkış görmüyorum. Orada bırakabiliriz. Şimdi şöyle çıkartırken de hemen şöyle üstten tutalım ki onu, içindeki su dışarı gelmesin. Evet. Bunu yine buraya takalım. Evet, taktıktan sonra şırıngamızla şöyle şırıngamızdan buraya yağ verelim. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Fazla bile oldu belki de. Şimdi şöyle basarak da bunu frenimize yedirelim. İçinde hava olduğu zaman, böyle küçük hava olduğu zaman buradan çıkarken de belli oluyor arkadaşlar. Şöyle kamerayı daha düzgün bir açıya getireyim. Tabi burada frenimizin kablosu hangisi ise ona şöyle ufak müdahalelerle yardımcı olmamız da gerekiyor bazen aşağıya doğru. Veya şöyle aşağıya doğru, kabloya doğru, kalipere doğru devam ettirebiliriz bunu. Evet, şimdi bakalım şöyle bir. Evet, daha hızlı çıkıyor. Şu anda daha iyi bir çıkış gözlüyoruz. Evet, yaklaşık bir 5 dakikadır bas çek yapıyorum. Şu anda 1 mililitrede daha fazlasını aldı. Bayağı da bir hava çıktı aslında. Çekemedim videoyu ama yani kolum yoruldu artık. Bayağı bir bas çek yapmanız gerekiyor bu durumda ki daha iyi bir verim elde edesiniz. Evet, biraz daha denedim ama daha gelmedi. Artık yani almış alacağını, çıkartacağı havayı da çıkartmış yeterince. Şimdi şuraya sıkıca tutalım baş tarafını. Çevirelim.
Et çekelim. Birazcık dağıttık ama şu anda bakın mesela damlamıyor. Bunun dikmada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz damlattık ama temizleriz buraları. Ama içeriye çok fazla şey kaçmasından iyidir şuralara damlaması. Tabi rotora falan gelmemesine dikkat edin. Rotor aşağıda kalıyor şu anda benim sistemimde zaten de. Buraları silmek lazım. Evet. Tabii burada kalan yağmuru da geri çekeyim içine. Şöyle tüpte kalan yağı da geri çekelim. Şöyle yerine takalım. Şöyle çok sıkmamaya da dikkat edelim. Yalama yapıyor bu küçük vidalar bildiğiniz üzere. Yalama yapmaması için çok sıkmayalım onu. Tamam, şimdilik önü tamamladık. Arka frenimize de aynı işlemi uygulayacağız. Evet, şu anda bunu da tamamladık. Şöyle 1 mililitre civarı, hatta ondan biraz daha azaldı herhalde. Yani daha da almıyor artık yani bundan sonra. Gaz çıkışı da yok. Yani burada bırakabiliriz. Yine bunu da bir 5-10 dakika yaptım ben. Evet, şimdi bunu oradan çıkartalım hemen yerinden. Şöyle yani üstüne aynı şekilde bastırarak şöyle alalım. Şu anda akmıyor gördüğünüz üzere. Evet, şöyle frenlerimiz de gayet güzel bir şekilde tutuyor. Yani arkanın performansı biraz azdı bende zaten. O da şu anda iyileşmiş gayet. Gördüğünüz üzere. Öne de bakalım hemen. Ön frenimiz de şöyle. Evet, önde gayet iyi. Devar sistemlerimize yağ ekleme videosunu böylece size göstermiş olduk.